أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bir senedir muttasıl ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal akulu kema ya'kulul abdu fevellezi nefsi biyedih lev kânetid dünya tezinu indallahi cenâhe ba'ûda mâ seka minhâ kâfiran ke'sâ sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfum bulunan Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının ve yetiştirdiği talebelerin, üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyibin, mümin ve müminatın bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar yaşamasına emeği geçenlerin, kafesinin, tüm geçmişlerimizin erva için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Akulu kema ya'kulul abdu. Bir kul nasıl yerse ben de öyle yerim. Yani ekmek yemekte bir köle nasıl ekmek yiyorsa, yiyeceği içini nasıl alıyor yiyorsa, nasıl eliyle ağzını alıyor, çiğniyor, ondan sonra yutuyor, aynı bir köle nasıl öyle yiyorsa ben de aynen öyle yerim. Yani onun gibi yere otururum, elimle ekmeği alırım ve hazır olana itiraz etmem. Neden daha fazlasını getirmediniz demem. Ne bulduysam onu yerim. Köle adam nasıl itiraz edecek? Köle gibi yerim manası bu. Neden daha güzelini hazırlamadınız, daha tatlısını, yağlısını demem. Evet, ne hazırladıysanız onu yerim. Başka şey istemem. Bu ne için? Tevazuumdan tabii. Allah'a tevazuumdan ve kendisiyle beraber oturanlardan kendisine ayrı bir süs vermemek için. Sıradan bir kul olduğunu göstermek. Edep için, edep için. Yemek yerken dayanmam. Evet, bunun içinde o da var. Bir köle gibi yerim içerim demek, zengin bir adam koltuğa kasılmış, yan gelmiş böyle atmış kolunu, kibirli, gururlu. Öyle değil. Bir kölen böyle dayanamaz ki, oturur böyle. Aynı ben de öyle bir yere dayanmaksızın, bir yere dayanmaksızın ve yan gelip yatmaksızın. Tabii bunlar Peygamberimizin sünneti oluyor. Demek ki yemek yerken bir yere dayanılmaz, yan gelip yatılmaz, onu anlıyoruz. Evet, bir yere dayanmaksızın ben aynen bir köle nasıl yer içerse öyle yer içerim. Evet, Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha validemizden Ukeyli'nin naklettiği hadiste şu ifadeler de var ekli. Ve eclisu kema yeclisul abdu fi haletil ekli. Yemek yerken bir köle nasıl oturuyorsa ben de öyle otururum. Evet, bir kral oturuşu gibi, padişah oturuşu gibi oturmam.
buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kul ahlakıyla, kulluk ahlakıyla ahlaklanmak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Efendimizin kendisine bahşedilen en büyük rütbedir. En büyük rütbedir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberler mesela ne diyor? Vezkür abdena Davud. Kulumuz Davud'u an. Kur'an-ı Kerim'de böyle. Misal. Vezkür abdena Eyyub. Mesela Eyyub'u an. Kul kelimesini kullandıktan sonra Allah, diğer peygamberler de böyle. Ben ikisinden misal verdim. Kendilerinin isimlerini de anıyor. Ama peygamberimiz söz konusu olduğu zaman abd kelimesini kullanıyor. Abd. O bana münhasıran, yalnız bana kul olan bir tek adamım var. Habibim Muhammed Mustafa. Sübhanellezi esra bi abdihi. Abdi Muhammed demiyor. Öbür peygamberlere söylerken Abdi Eyyub, Abdi Davud, Abdi Süleyman gibi isimlerini de anıyor. Ama peygamberimizden söz edildiği zaman yalnız bana kul, yalnız bana kul, tek Habibim var. Muhammed Mustafa. Bu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberler arasında özelliklerindendir. Afdaliyet sebeplerindendir. Bir kimse yalnız Allah'a kul oldu mu başka hiçbir kimseye kul olmaz. Mutlak hürriyete erer. Özgürlük sahibidir. Yalnız Allah'a kul olan hiçbir şeye kul olmaz. Şimdiki birçok insanların olduğu gibi makama kul olmaz. Alkışa kul olmaz. Şöhrete kul olmaz. Rütbeye kul olmaz, paraya kul olmaz. Bazılarının yaptığı gibi kadına kul olmaz. Şarkısı bile var, tapılacak kadın diye. Değil mi? Sen olmazsan cennete bile gitmem diyor. Bu yanlış bir şeydir. Müslümanlığa sığmaz bu. Öyle şey olur mu? Yani Müslüman Allah'a kul olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanların örneğidir. Yalnız Allah'a kul olmak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel niteliklerindendir. Özel niteliklerindendir. Fevellezi yemin ederim ki nefsi biyedih, canım kudret elinde, Allah'ın tasarrufunda olan Allah'a, Zat-ı Ecellü Ala'ya yemin ederim ki levkânetid dünya tezinu indallâhi cenâh be'ûdah. Eğer dünyanın Allah katında, Allah yanında sivrisinek kanadı kadar, dikkat edin, zaten sivrisinek nedir ki? Sivrisinek kanadı kadar değeri olsa, hadis aynen böyle. Evet, sivrisinek kadar meşhur haşerattan sivrisinek bildiğimiz, bunu özellikle zikrediyor. Azlıkta tahkir, en az anlamına gelsin diye. Dünyanın hor görülmesi açısından bunu misal vermiş. Eğer Allah katında yemin ederim ki dünyanın sivrisinek kadarı kadar değeri olsaydı مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا كَأْسًا, hiçbir kafire bir kase dünyalık vermezdi. Çünkü kafir, Kur'an-ı Kerim'de kafir, Allah'a inanmayan demek. Kur'an'a inanmayan demek. Peygamberimize inanmayan demek. Evet, peygamberimize inanmayan demek. Şimdi itiraz edecekler tabii. Peygamberimiz daha dün geldi. Ondan evvel gelenler peygamberimize inanmıyor. Evet, inanacaklar. Kur'an-ı Kerim'de böyle var. Adem Aleyhisselam'dan başlamak üzere Allah tüm peygamberlerden Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini duyurmalarını, ona inanmalarını, ona yardım etmelerine dair, onlardan söz almalarına dair peygamberler yemin ettirmiş. Tamam mı? Akrarna, kabul ettik, tamam demişler. Yemin etmişler bütün peygamberler. Kur'an'da ayet var böyle. Her peygamber, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesini vermiştir ümmetlerine. Onlar da buna inanmak zorundadır. Şimdi bu Kur'an ayetine göre hele hele peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 610 tarihinde peygamber oldu. Resmen Hira Nur mağarasındayken Cebrail aleyhisselam geldi. İkra bismi rabbikellezi halak, yaradan Allah'ın adıyla oku diye 5 ayet okudu. Peygamberimiz ben okumak bilmem dedi. Tekrar sıktı beni diyor.
kemiklerin birbirine geçti zannettim. Canım kesildi diyor. Öyle sıktık ediyor. Canım kesildi. Öleceğimi zannettim diyor. Bıraktı diyor. Oku. Bir daha ikra bismirabbikellezî halak halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekremüllezî alleme bil kalem allemel insane mâ lem ya'lem. Ben ve ana bikârin. Ben okumak bilmem dedim. Yine sıktı. Üçüncü defadan sonra bu ayetleri okudu işte. Bu ayetlerle beraber Peygamberimiz, Efendimiz resmen peygamber oldu. Daha evvel resmen diyorum. Daha doğuşundan zaten ezelden beri korunup geliyor Peygamberimizin zürriyeti. Korunup geliyor. Onun için diyor ki ben asla zina mahsulü değilim. Sifah mahsulü değilim. Hep meşru evlenmelerden geldim diyor. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Ta baştan beri böyle koruduğu gibi çocukluğumda da Allah beni özel terbiye etti. Etti de ne güzel terbiye etti. Peygamberlik resmen gelmeden evvel de hazırlanıyor. Çocukken ameliyat olmuş. İleride miraca çıkacak. Miraca çıkarken tabii Allah mekandan münezzeh, şekle sığmaz. Halbuki Peygamberimiz bir beşerdir. Bizim gibi şekli şemaili vardır. Eti kemiği vardır. Aynı bizim gibi insandır. Nasıl buluşacak mekana şekle sığmayan Allah'la? Buna hazırlık. Çocukluğunda ameliyat var. Bir de miraca giderken altınoğlunun altında bir ameliyat daha var. Bunu hazırlıyor Allah. Peygamber olmadan evvel de böyle hazırlıyor. Ama peygambersin görevi 610'da, miladi 610'da bir pazartesi günü Hira Nur Dağı'nda, Cebelin Nur'da, mağaradayken peygamberimize tevdi edilmiş. Bu andan itibaren peygamberimiz hemen Hatice Hanım'ıza söylemiş, o Varaka'ya söylemiş, ondan sonra Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, hep böyle sırayla hep Müslüman olmuşlar. Duyulduğu andan itibaren bir kimse la ilahe illallah dese iman sahibi değildir. Muhammedun Resulullah diyecek. Demek zorunda. Ondan evvel de zaten diğer peygamberler Kur'an'dan öğreniyoruz ki bütün peygamberler peygamberimizin gelmesini müjdelemek için gönderilmiştir diyor alimler. Görevlerin birincisi Muhammed Mustafa ahir zaman peygamberi gelecek duyur. Söyle ümmetine. Yardım edeceklerine dair söz al. Bunu yapacağına dair sen de söz ver diye yemin ettirmiş Allah. Kur'an'da ayet var böyle. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kabul etmeyen diyorum. Kabul etmeyen. Allah bir dese bile faydası yok. Muhammedun Resulullah diyecek. Bunu vurguluyoruz. Bu iman sahibi olmayana Kur'an'da teknik terim olarak kafir denir. Kafir örten demektir. Gerçeği örten demektir. Allah'ın varlığı ortada. Öyle diyor Descartes. Je pense, düşünüyorum. Donc je suis. O halde varım. Düşündüğüme göre ben varım. Ben var olduğuma göre beni yaratan var diyor. Mantıken Allah'ı buluyor. Allah'ın varlığı o kadar ortada. Bu kainat. İşte şimdi teknik ilerledi. Astronomi ilmi ilerledi. Televizyonlardan duyuyorsunuz o National şeyden bilimsel kanallar var. Bir milim şassa bir gezegen ne olur ortalık? Kıyamet kopar. Hayat kalmaz. Bir milim saptırmayan kim? Bakıyorlar ay, Mars, şu bu, kaya. Gösteriyorlar size de, biz de görüyoruz. Kaya kendi hesabını nasıl yapacak? O kayanın hesabını yapan biri var, o da Allah diyoruz. Bakın insana, bakın insana. Hepimizin burnu önde, gözleri onun üstünde çukurca, kaşları var biraz, şu alnı çıkık yapmış ki göz çok hassas bir organ. Dışarıdan darbe gelirse bu kemik onu korusun da içeride göz bir şey olmasın diye. Yanında kulaklar var, kıvırcıklar sesi toplasın diye. Bu gözümüz arkada olabilirdi, ağzımız tepede olabilirdi. Ne güzel ahenkli bir yaratılışımız var. Kim yaptı bunu?
O kadar devam ediyor. Bütün ta eskiden beri herkes aynı sistem devam ediyor. Bunun kanunu kim çizdi? Doktorun ana rahmindeki çocuğun teşekkülü sırasında kulağı şurada olacak, gözü şöyle olacak filan diye dahli var mı? Müdahale imkanı var mı? Ancak olanı görüyor. Olanı görüyor. Oldurma imkanı yok. Oldurma imkanı yok. Bunun kuralını çizen, projesini çizen ezeli, ebedi bir kudret var. Bu kadar açık Allah'ın varlığı, bu kadar açık. Ken, böyle bir gerçek ortadayken Allah yok diyen hakkı gerçeği örten demektir, kafirdir. Muhammed Mustafa'nın peygamberliği son derece açık ortada. Mesela Maurice Bucay, dünyanın en ünlü doktoru, cerrahı. Rahmetli Suud Kralı Faysal biliyorsunuz öldürüldü. Rahatsızlanmış, onu tedaviye Fransa'ya gitmiş. Adamın Müslümanlıktan hiç bilgisi yok, ilgisi yok. Gitmiş, pazarlık yapmışlar. Batı'da biliyorsunuz para olmadan kimse kimseye öksürüvermez bile. Öksürüvermez bile. Evet, biz bunu yaşadık. Anlattıysam bir daha anlatacağım. Müsaadenizle Amerika'da, New York'ta dolaşıyoruz. Çevre yolundayız. Benzinimiz kalmadı. Sinyal veriyor araba. Bittim diyor. İndik aşağıya. Bir benzinci bulduk. Doldurduk benzinimizi. Dolaştık. Tepemizde yol. Çıkamıyoruz yola. Giremiyoruz. Bulamadık girişini. Benzinciye gittik. Kime sorsa söylemediler. Benzinciye gittik geri. Benzin aldığımız istasyona. Dedik ya biz bu yola çıkamadık. $2 dedi adam. Allah şahittir. Yemin edebilirim. $2 dedi. New York'ta yaşadık mı 1997'de. Biz dedik $2 olur mu ya? $1 pazarlık ettik. $1 verdik de bize yolu tarif etti. Batı budur. Öksürüvermez bile. Hani ben ayıp olmasın da bu küsten başka şeyi de söyleyeceğim ama yani para olmadan yellemez bile yani. Batı budur. Evet öyle menfaatçidir. Şimdi bu adam parayı pazarlık etmişler. Dünyanın en meşhur doktoru olduğu için istediği parayı almış. Kral bu. Zengin adam. Petrol babası. En lüks şekilde hastaneyi kiralamışlar. Pazarlığı yapmışlar. El emeği parası belli olmuş. Ondan sonra iyileşmiş Faysal. Sonra çıkarken verilen, anlaşılan paranın belki iki misli bahşiş vermiş. Batı'da olmayacak şey bu. Adam demiş nasıl olur? Ben fazla aldım senden. Bu kadar çok para. Evet hediyem demiş size. Sağ olun teşekkür ederim. Memnunum. Memnuniyetimi bildiriyorum. Allah Allah demiş yani paranın bu kadar değersiz olduğu değerde kimde var? Müslüman da var. Dedim ya bak yol tarifini $2 diyor herif. Batı zihniyeti bu. Müslüman'a ilgi duyuyor adam. Demiş seni davet ediyorum şeye. Riyad'a davet ediyorum. Davet etmiş, ilgi duymuş bir kere Müslümanlığa, araştırmış. Demiş ki yazılan kitaplar tabii batılı kaynak. Adam Arapça bilmiyor, başka dil bilmiyor. Diğer kaynaklar da çoğu İslam düşmanı. Ters gösteriyorlar peygamberimizi şunu bunu. Demiş ki ilim adamı bunlar demiş ya, Kur'an'ı yanlış tefsir ediyorlar, açıklıyorlar. Ben demiş Arapça öğreneceğim. Kralın sarayına gitmiş, kral onu misafir etmiş, Arapça öğrenmiş. Zaten çok zeki adam, dünyanın bir numara bilim adamı. Arapçayı Kur'an'ı tefsir edecek kadar öğrenmiş. Peygamberimizin peygamberliğinin gün kadar açık olduğunu misal veriyorum. Olan bir vakadan bunu gösteriyorum. Yakın çağımızda, çevremizde, zamanımızda olan bir şeydir. Bu gerçektir, olmuştur. Maurice Bucay sağ hala bildiğime göre ölmediyse. Kendisini bir kere tanışmak fırsatını bulmuştuk bir kongrede. Son derece halim selim bir Müslüman, yumuşacık. Müslüman olunca görseniz o kadar güzel olmuş ki yani. Çünkü tam inanmış bütün varlığıyla. Şimdi Kur'an'ı inceliyor. Kur'an da insanın ana rahminde teşekkülü nutfeden itibaren anlatılıyor işte. Önce meni damlası, sonra kan, sonra pıhtı, sonra et parçası, sonra kemik giydiriyor, şekil giydiriyor falan diye. Bakıyor ki
Bugünkü modern çağın teknik olarak, tıp tekniği olarak bütün mesele Kur'an'da var. Diyor ki Muhammed hiçbir kimseden okumadı. İlkokula gitmedi, ortaokula gitmedi, liseye gitmedi. Üniversite tahsili yok, doktorası yok, bilmem akademik kariyeri yok. Bunları nereden bildi? Bilmesine imkan yok. Demek ki diyor Kur'an Allah sözü. Buradan imana geliyor adam. Böyle bilimsel bir kongrede dünyadaki bütün tıp bilginleri toplanmış. Şimdi de yapılıyor ya, zaman zaman bilimsel kongreler oluyor. Bu tebliği sunmuş. Demiş ki Jenny'nin geçirdiği devreler, doktor bu adam. Var mı itirazınız? Yok. Bu bilgiler demiş, bu itiraz yok. Hiçbir bilim adamı son şeyi söylüyor. Bu bilgiler diyor Müslümanların Kur'an'ında var. İşte okuyorum diyor, tercüme ediyor. Ondan sonra diyor ki bu Kur'an diyor Allah sözü. Neden biliyor musunuz? Çünkü Muhammed diyor şeye gitmedi. Okula gitmedi. Tıp fakültesinde okumadı. Uzmanlık tahsili yok. Nereden biliyor bu Jenny'nin hallerini? Ben inandım ki arkadaşlar diyor, bu Kur'an Allah sözüdür. Muhammed de peygamberdir. Hiç okumayan bir adamın dilinden bu olur mu, mümkün mü? Ben inandım, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyor. Salon dut yemiş bülbül gibi. Onlar şehadet kelimesi getirmiyor. İtiraz etmiyorlar ama şehadet kelimesi getirmiyorlar. Neden? Nasipleri yok adamların. Nasipleri yok. Bu kelimeyi söylemek o kadar kolay değil. Ezelde çizgimizde güzel yazı varsa bu saadet ehlindendir, mümindir diye rahat la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebiliyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyebiliyoruz. Bu tarakta bezi olmayan, nasibi olmayan söyleyemiyor. Gerçeği görse bile dili dönmüyor. Onun için Allah'a hayatımız boyunca milyarlarca, trilyonlarca gece gündüz hamdolsun bizi Müslüman yarattığı için. İman ve İslam devletine erdiği için. Şimdi peygamberimizin peygamberliği bakın bilimsel olarak olsa da ortada. Buna rağmen inanmıyor adam. Gerçeği örtüyor. Kafir bu demek. Allah'ın varlığı ortada, gerçek örtüyor. Hayır yok diyor. Orada da kafir, örten demek. Peygamberin peygamberi böyle kesin, orada da yine örtüyor. Şimdi Ebu Cehil mesela. Ebu Cehil. Bir gün peygamberimiz dalgın giderken Allah'ı tefekkür ediyor tabii. Başını sökmüş Kabe'ye gidiyor. Dünyadan haberi yok. Allah'la buluşan adam dünyayı duyar mı? Böyle diyor ki tam zamanı aramıza girdi. Kocasını, karısından, oğlunu, babasından, kızını, anasından ayırdı bu adam. Şunun kafasını ezelim de kurtulalım. Orada duran gençlere diyor ki, delikanlılar diyor, bu herif bizim aramıza fit soktu, birbirimize düşürdü. Şuradan bir taş alın da bak dünyadan haberi yok. Kafasını parçalayın da kurtuluverelim. Delikanlılar diyorlar ki senin elin ayağın yok mu? Sen vur diyorlar. Kızıyorlar, şaşkın korkaklar filan diyor. Kocaman kafa gibi bir taşı alıyor orada. Bunu peygamberimizin arkasına yaklaşıyor, kaldırıyor bütün şeyiyle, kolunu kaldırıyor, kaldırıyor. Bütün kuvvetiyle, hışmıyla ki Ebu Cehil 120 kiloymuş, 2 metre boyundaymış. Öyle bir adam, cehennem çırası kütüğü. Bütün gücüyle tam peygamberin kafasına indirecek, kendi kafasına vurmuş. Allah elini şaşırtmış. Habibini hiç öldürttürür mü ona? Ona görev vermiş. İslam'ı tebliğ ettirecek. Öldürttürür mü hiç? Kolu şaşırmış, kendi kafasını bütün hıncıyla vurunca canı çok acımış. Biliyorum peygambersin ama inanmayacağım diyormuş, bağırmış böyle. Bunu bilimsel kaynaklar yazıyor. Evet, onun için biz ne kadar gece gündüz yatıp kalkıp Allah'a şükretsek gene de Müslüman olduğumuzun şükrüne devam. Şimdi bakın gerçeği biliyor, yine örtüyor. Hayır diyor, inanmayacağım diyor. Kafir değil mi bu? Yani gerçeği örten anlamına söylüyorum. Bu sözü söyleyince bazılar anlamıyor. Yani teknik terim olarak gerçeği örten demek. Nankör diyorsunuz ya siz Türkçe'de nankör. O da Farsçadır gerçeğe. Nanikör. Ekmeği inkar eden adam. Senden iyiliğini reddeden, inkar eden nankör derler.
Allah'ın iyiliğini inkar edene de nankör, kafir derler. İşte bu kafiri Allah sevmediğini Kur'an'da yazıyor. Benim düşmanımdır onlar diyor. Müminler sizlerin de düşmanıdır diyor. Hiç sevmiyor Allah onları. Siz de sevemezsiniz. La tettehizu aduvvi ve aduvvekum evliya. Ben söylemiyorum, benim kanaatim değil. Benim düşmanımı, sizin de düşmanlarınızı, yani kafirleri asla dost edinemezsiniz. Emir var, Kur'an bu. Ben tercüme ediyorum, hiçbir müdahale etmiyorum. Allah sevmediğini açık beyan ediyor. Yok işte burada, dünyanın diyor Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir değeri olsaydı, sevmediği düşmanına bir kase bile vermezdi, dünyalık vermezdi. Demek ki dünyanın hiç değeri yok Allah katında. Onun için bakıyoruz, dünyanın en müreffeh, rahat yaşayanları batılılar. Ya işte kafirler, kafir ülkeler. Batılılar hepsi de şey değil, orada da Müslümanlar çok da öyle insanlar. Neden oluyor hocam? Dünyanın Allah katında hiçbir değeri yok. Yani dünyadan elimiz ayağımız çekelim mi öyleyse? Hayır efendim, biz öyle bir şey söylemedik. Öyle bir şey söylemedik. Şimdi Müslümanlık itidal dinidir. Biliyorsunuz Hristiyanlıkta dünyadan el eteği çekmek en büyük şeydir, dinin hedefidir. Sumale'ye gittiniz mi Sumale'ye? Trabzon'un Sumale'sine. Ben gittim. Adam dağın tepesine çıkmış, evlenmemiş. Aşağı şehre inmemiş, tatlı yememiş, tuzlu yememiş. Böyle kayanın kovunda ömrünü tüketmiş Sumale o. Sonradan oraya Hristiyanlık şey olmuş, değişmiş, lüks şeyler yapmışlar ama öyle bir yere çekilmiş adamlar. Evlenme yok, dünya nimetleri yok. Böyle Müslümanlık diyor ki hayır, evleneceksiniz. Arabanın en güzeline bineceksiniz. Ekmeğin, aşın en güzelini, tatlısını yiyeceksiniz. Evin en güzelinde oturacaksınız ama bir şart var. O nimeti veren beni unutmayacaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Orta yol. Tamamen ahireti unut, dünyaya sarıl. Yanlış. Aha bak. Dünyanın hiç değeri yok Allah katında. Yanlış Müslüman. Peygamber söylüyor bunu. Ama dünyayı tamamen terk et. Dağ kovuğuna çık, kayada otur. Bu da yok. La rahbaniyete fil İslam. İslam'da ruhbanlık yoktur. Keşişlik yoktur. Dağ başına çekil, evlenme, yeme, içme, yağlı, tuzlu. Yok, yok, yok. Öyle diyor Peygamberimiz. Ben diyor peygamberim, Allah'ı tanıtan benim. Hem yerim, hem oruç tutarım, hem uyurum, hem namaz kılarım, hem evlenirim, hem sizin işinize bakanırım. Orta yoldur İslam. İtidal dinidir. İnsanlık dinidir.